Sevgili mutfaktan yeni bir tarifle yeniden merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pek çoğunuzun da bildiği gibi yapımı son derece basit ve inanılmaz lezzetli bir tatlı tarifi paylaşacağım. Öncelikle tatlımızın yapımı için 150 gram peynir tatlısı veya Kemalpaşa tatlısı olarak bilinen tatlılardan bir paket tatlıya ihtiyacımız var. Tatlımızın yapımı için de paket üzerinde yazan pişirme önerisine uygun toz şeker ve suya ihtiyacımız var. Ben bugün tatlımı su yerine vişne suyuyla hazırlayacağım. Ev yapımı bir vişne suyu kullanacağım. Genelde ben Kemalpaşa tatlısı hazırlarken tarifte yazan miktarda su kullanıyorum ama şeker oranını her zaman tarifte yazan miktardan daha az kullanıyorum. Ama bugün vişne suyum ev yapımı ve şekersiz olduğu için şeker ve vişne suyu oranını paket üzerinde yazan tarife birebir olarak hazırlayacağım. Şeker ve suyu tencereye alıp biraz karıştırdıktan sonra içerisine hemen tatlılarımı ilave ediyorum ve ocağımın altı açık şekilde ara ara karıştırarak tatlılarımın şerbetini güzelce çekmesine sağlıyorum. Şeker ve suyu tencereye aldıktan sonra direkt ocak üzerine alın. Çok fazla bekletip ocakta şeker ve suyu kendi başına kaynatmamaya özen gösterin. Şurubu yoğunlaştıkça tatlının içerisine çekmesi biraz daha zorlaşacaktır. Bilmeyen arkadaşlarım için bu da püf noktası olsun. Belki tecrübeli arkadaşlar bu tarz detayları gereksiz bulabilir ama mutfakta tecrübesi az olan arkadaşlarımız için önemli birer detay olduğunu düşünüyorum. Tatlılarımız şerbetini çektikçe irileşiyor. Bu aşamadan sonra olabildiğince nazik karıştırmaya gayret edin lütfen. Şerbetini çeken yumuşayan tatlılarınız karıştırma esnasında çabuk dağılabilir. Şerbetini güzelce çekip yaklaşık 2 misli büyüyen tatlılarımı şöyle bir kürdan yardımıyla ortalarına batırarak ortalarının da pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Eğer kürdan rahatlıkla batıp çıkıyorsa birkaç yerinden deliyorum. Rahatlıkla batıp çıkıyorsa tatlımız artık tamam demektir. Ocaktan alma süresi gelmiş demektir. Ben bu işlemi her bir tatlım için uyguluyorum. Eğer tatlılarımızda kürdanın batmasına engel olacak sert noktalar varsa oralarda kürdanla birkaç delik açtıktan sonra tekrar tatlımı şerbetin içerisine bırakıyorum. Ve açtığım deliklerden de içerisindeki o sert kısımların da şerbetini güzelce emmesini sağlıyorum. Aslında kullanmış olduğum tatlı markasından ben çok memnun değilim ama bulunduğum yerde bu markadan başka da Kemalpaşa tatlısı bulunmadığı için sürekli bu markayı almak durumunda kalıyorum. Açıkçası şehir dışına çıktığımız zaman başka bir marka Kemalpaşa tatlısı almak da hiç aklıma bile gelmiyor. Eğer mümkünse sizler daha önce denediğiniz ve güvendiğiniz bir marka alırsanız eminim sonuç çok daha başarılı olacaktır. Çünkü ne kadar dikkat ederseniz edin, bu markada özellikle içerisinde pek çok nokta şerbetini emmeden sert bir şekilde kalıyor. Bu tarz tatlılarda özellikle daha önce tecrübe ettiğiniz ve beğendiğiniz bir markayı kullanmanızı tavsiye ederim. Şerbetini güzelce çekmiş yumuşamış olan tatlılarımı yavaş yavaş tencereden alıyorum. Diğerlerini de ara ara alt üst ederek her tarafının eşit şekilde şerbetini çekebilmesini sağlıyorum. Şerbetini güzelce çeken tatlılarımın tamamını tabağıma aldıktan sonra tencerede kalan şerbetimi de tatlılarımın üzerine gezdiriyorum ve üzerini bir poşet yardımıyla kapatarak, eğer uygunsa kullandığınız kabınız, bir kapakla kapatarak serin bir yerde tamamen soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Tatlılarımın arasına krem şanti uygulayacağım için tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra her bir tatlımın üzerinden bıçak yardımıyla şöyle kapak olarak kullanacak şekilde bir parçasını kesip kenara alıyorum. Eğer isterseniz tatlılarınızı tamamen sade olarak servis edebileceğiniz gibi, eğer yine isterseniz üzerinden böyle bir parça keserek arasına krem şanti koymak yerine her bir tatlınızın üzerine krem şanti sıkarak da servis edebilirsiniz. O zaman böyle kesmenize gerek kalmaz. Mümkünse kestiğiniz parçalarda üst kısma yakın olsun, ortadan veya alt kısma yakın olmasın. Dediğim gibi yalnızca kapak olarak kullanacağımız için üstten ince bir tabaka almanız yeterli. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Tatlılarımın tamamının üzerinden kapak olarak kesip çıkardıktan sonra şimdi hiç vakit kaybetmeden ara katında kullanacağım krem şantiyi hazırlayacağım.
Bir poşet sade krem şantiyi çırpma kabıma alıyorum ve üzerine bir su bardağından bir parmak eksik soğuk sütü ilave ediyorum ve mikserle köpürünceye kadar çırpmaya devam ediyorum. Güzelce köpürttüğüm krem şantiyi videoda gördüğünüz şekilde uç takılı bir krema sıkma torbasının içerisine doldurarak tatlılarımın içerisine uygulayacağım. Eğer böyle bir krema sıkma torbanız yoksa elinizde elbette bir tatlı kaşığıyla da dolgu olarak tatlılarınızın üzerine uygulayabilirsiniz. Her bir tatlımın üzerine yeterince krem şanti sıktıktan sonra şimdi biraz evvel ayırmış olduğumuz o kapakları uygulayacağım üzerine. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Eğer üzerine krem şanti kullanmak istemiyorsanız az ölçekli bir muhallebi hazırlayarak da üzerine uygulayabilirsiniz. Yine üzerine bir paket kremayı 1-2 yemek kaşığı pudra şekeriyle köpürttükten sonra da üzerine uygulayabilirsiniz. Krem şanti kullanmak zorunda değilsiniz. Hatta tatlınızı vişne şurubuyla hazırladığınız halde şeker oranı sizin için çok uygunsa üzerine kaymak kullanarak da süsleyip servis edebilirsiniz. Üzeri için kesmiş olduğumuz kapaklarını da krem şantinin üzerine hafif yan olacak şekilde bırakıyorum. Yine isteğe bağlı olarak direkt üzerine şapka gibi de kapatabilirsiniz. Tatlılarınızın üzerine de Antep fıstığı veya Hindistan cevizi serpiştirerek servis edebilirsiniz. Vişneli olarak lezzetini merak eden arkadaşlar için şöyle söyleyebilirim. Vişne şerbetiyle hazırlanmış ekmek kadayıfı tatlıları var. O tatlılara gerçekten çok benziyor lezzet olarak. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarımdan da yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Dönüşleriniz benim ve tariflerimizi denemek isteyen diğer arkadaşlarımız için çok kıymetli. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolarımın devamını isterseniz kanalıma abone olarak, videolarıma beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak tariflerimizin daha çok arkadaşımıza ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Tarifimde söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.